Müsaade buyurursanız ben biraz daha somut bir bazda ve küresel düzeyde bazı şeyler hatırlatmak istiyorum. Çünkü bugün dünyada yaşanmakta olan olaylar esas itibariyle dünyadaki bu gidişatın ayrılmaz bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle diyelim, her Fransız ihtilaliyle başlayarak her asır, her çağ kendi kırılmasıyla beraber gelmiştir. 19. yüzyıl bir danışma çağıdır. 5-6 imparatorluk dünyayı sömürge imparatorluğu olarak aynı zamanda yönetmiştir. Oranın kendi içindeki danışma sistemleriyle dünya yönetilmiştir. 20. yüzyılda ulus devletlerin sayısı arttığı için otomatik olarak uluslararası kurumlaşmaya gidilmek ihtiyacı duyulmuştur. İşte Milletler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler vesaire bütün bunlar o ihtiyacın bir tezahürü olarak ortaya çıkar. Sovyetler Birliği'nin çöküşü aslında küçümsendi başında, işte sosyalizm de bitti dendi. 1991 yılında Fukuyama diye bir biliyorsunuz Amerika'da yazar bir tez ortaya attı. Amerika Birleşik Devletleri liberal kapitalizmin nirvanasıdır. Küreselleşme içinde de Amerika Birleşik Devletleri tek modeldir dedi. Bu da geçti. Bugün gelmiş olduğumuz noktada çok merkezli mi deriz, çok kutuplu mu deriz, ne dersek diyelim. Ama çok başka bir gelişme ve yeni bir dünya düzenine doğru giden bir sürecin içinde bulunduğumuzu kabullenmek gerekiyor. Şimdi ben bunu söyledikten sonra evvela çok kısaca somut dedim. Neler olabiliyor? Ben bütün buradaki Hazrun'un kendi sıkıntılarını ortaya koyduklarında gördüğüm bir takım ortak noktalar var. Bu ortak noktaların sonucu olarak bu sorunlarla karşı karşıya bulunuyor bölge diye düşünmekteyim. Şöyle ki, birincisi evvela Rusya'nın çok büyük bir sıkıntısı var. Çünkü bütün bu anlatılanlar aynı zamanda Rusya'nın bir sıkıntısının da gerçek anlamda var olduğunu göstergesidir. O da şu, biliyorsunuz IŞİD, DEAŞ vesaire bütün bunlar dünyada yani İslamofobiyle birlikte aynı zamanda sözlüğüm ona olmayan bir İslam terörü diye adlandırılan bir gelişme ortaya çıktığında Rusya bundan çok ciddi şekilde endişeye düşmüştür. Sebebi %20'si kendi nüfusunun her halükarda Müslüman. Bunlar da cumhuriyetler veya özel bölgeler şeklinde teşkilatlanmış durumdadırlar. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman burada dile getirilmiş olan sorunların hepsinin aslında burada gerçek anlamda bir huzurun var olmadığını, nitekim burada değişik ayaklanmalar oldu, bu ayaklanmalar bastırıldı vesaire, gerçek anlamda bir huzurun var olmadığını ve burada kendi kaderini tayin konusunda bir takım düşüncelerin giderek daha fazla büyümeye başladığını gösteriyor. Bu müsaade edilir mi edilmez mi? Şimdi bugünkü koşullarda zannediyorum bölgenin en büyük sorunu, ki bu uluslararası hukuk açısından da tartışılmaya başlandı, çok önemli. Egemenlik hakkıyla kendi kaderine tayin hakkı arasındaki tenakuz. Burada birbirine uyuşmama var. Egemenlik hakkı dediğiniz şey toprak bütünlüğünü ve o ülkenin kendi topraklarını bir başkasıyla paylaşmama hakkını içeriyor. Ama kendi kaderini tayin dediğiniz zaman o toplumların bütünü içinde arzu edildiği takdirde kendi devletini de kurabilme hakkını öne sürüyor. Dolayısıyla bunun ikisi arasında ciddi bir tenakuz, bir çelişki var ve bu çelişkiyle bugüne kadar kimse gelemedi. Şimdi birincisi self determinasyon, kendi kaderini tayin dediğimiz şey bu. Şimdi esas itibariyle sorunun temelinde yatan, uluslararası hukuk açısından yatan nokta zannediyorum budur. İkinci husus şu, dünya çok küçülüyor bu yeni küresel süreç içinde. Teknoloji çok gelişiyor, iletişim fevkalade artıyor ve dünyada artık interkonekte bir sistem var, her şey iç içe geçmiş bulunuyor. Bu dünyanın 21. yüzyıldaki gelecekteki görünümünü yakından etkileyebilecek veya etkileyecek kesin
bir takım gelişmeleri de beraberinde getiriyor. İnsanoğlu, biliyorsunuz Latince güzel bir deyim var, homo hominis lupus diyor, insan insanı kurdudur. Biz bu kadar küçülen dünyamızda ortak hareket ederek sorunlarımızın üstesinden gelme noktasına ulaşmanın arifesindeyken tam aksine ben üstünüm, sen değilsin, sen ayrılırsın, ben yapamam değişik şekillerde bu kavganın içine girmek suretiyle bir ayrışmayı yaşıyoruz. En basit şekilde bir örnek mi istiyorsunuz? Dünyada bugün önüne geçilmez bir iklim sorunu var ve hepimiz de bu yaz ayı bunları yaşadık. Amerika Birleşik Devletleri, Paris Sözleşmesi'nden, Kyoto Protokolü Paris Sözleşmesi, yani iklim sözleşmesinden çekiliyorum çünkü ben varım dedi. Dünyanın sadece %3'ünü temsil eden bir nüfus, %34'ünü tüketen bir nüfus dünyada her halükarda iklim konusunda en fazla etki sağlayan Çin'le birlikte bir nüfus, ben bundan ayrılıyorum diyor. Yani başka bir deyişle, diğer insanların hiçbir hak ve hukuku yoktur. Amerika Birleşik Devletleri can istediği için buradan ayrılır. Ama dünya bu kapsam içinde 2 derece değil 4 derece ısınır, ısındığı zaman kendi içinde bir felakete sürüklenir. Burada Amerika Devlet Başkanı'nın açıklaması fevkalade biciz. Amerika ve çıkarları ve ötekiler diye başlıyor söze. Böyle bir düşünceye yola çıktığımız zaman da elbette ki bu dünyadaki sorunların çözümlenmesi ne yazık ki kolay olmuyor. Şimdi buradan bir diğer husus var. Çok önemsediğim o da şudur. Bu kırılmalardan bir tanesi de bugün artık dünyada bizim 20. yüzyılda bahsettiğimiz şekilde bir savaş yaşanma ihtimali ve imkanı yoktur. En basit şekliyle Rusya'nın elinde 7200 nükleer başlık, Amerika'nın elinde 7000 başlık, dünyada sadece 9 ülkede nükleer silah var. O da tabii çok sorgulanması gereken bir husus. Mesela gidip de Kuzey Kore'de sen bu nükleer silahlarından vazgeçeceksin demek yerine 7000 tane nükleer başlığı olan Amerika'nın ben bundan vazgeçiyorum demesi bu dünyaya barışı veya Rusya'nın daha kolaylıkla getirebilir. Bu yapılmayıp hep ben egemen kalacağım ama ben bir yerlerini ezeceğim düşüncesiyle yola çıkıldığı zaman tabii bir barışa da varılamıyor. Yani burada iki şey yapılıyor, bu çok tehlikelidir. Kafkaslar yönünden de bu geçerli. Aslında ben bu kapsamda düşünüyorum Ermeni meselesini de vesaire. Mikromilliyetçilik teşvik ediliyor. Mikromilliyetçilik teşvik edilirken de vekalet savaşlarına gidiliyor. Yani başka bir deyişle büyükler kendi aralarında savaşamazlar ama kendi adına başkalarını savaştırırlar. Örnek mi istiyorsunuz? Dün de konuşurken söyledim. Rusya örneğin Ermenistan'a bu savaş başlamadan evvel 1 milyar dolarlık silah yardımı yapmıştır. Yapmamış olsaydı Ermenistan'la Azerbaycan çatışırlar mıydı? Mümkün değildi. Yani başka bir ifadeyle dışarıdan devamlı mikromilliyetçilik yoluyla kendine bağımlı topluluklar yaratılıp bunlar bölünüp yeni küçük devletçikler oluşturulmaya çalışılıp bunlar da kendi aralarında çatışmaya sürükleniyorlar. Orta Doğu sorunu da bunun bir parçasıdır. Başka bir şey değildir. Dolayısıyla bir sorunu çözmek istiyorsanız evvela o ülkelerin kendi aralarında konuşup, uzlaşıp, anlaşıp gerçeği ve çözümü ve anlaşmayı birlikte bulmalarını sağlamanız lazım. Dışarıdan müdahale ederek, taraf yaratarak ve onları çatıştırtarak hiçbir yere gidemezsiniz. Ve bunu yaparken de her halükarda unutmayalım ki her savaş bir barışla biter, her barış da bir müzakeredir. Son olarak da uzatmadan, bütün dinlediklerinden sonra şöyle bir belki acaba yanılıyor muyum bilmiyorum ama şöyle özetle sorunlara şöyle bir baktım nedir diye. Aslında Kafkaslar dünyanın pek çok diğer bölgesinden farklı değil. Her ülkenin kendine has bir politikası var. Ve bu politikayla birlikte kendi hak ve hukukunu sağlamaya çalışıyor. Nedir? Rusya'nın sıkıntısını kısaca anlattım. Orada bugün bıraksalar herhalde cumhuriyetler ve bağımsız topluluklar kendi
özelliklerinin ötesine geçmek için uğraşabileceklerdir. Ama Gürcistan, mesela bir Gürcistan sorunu var şu başlı başına. Gürcistan sadece Rusya ile Abazya'da ve bilmem Osetya'da vesaire değişik yerlerdeki sorun itibariyle bakmamak lazım. Batı teşvik etti, arkasından Gürcistan'ı sokakta bıraktı tam tabiriyle. Ve sonuç itibariyle de Abazya gitti mesela. Çok örnek Kırım aynı şekilde gitti, Ukrayna gitti. Yani bütün bunlar birilerinin kendi menfaatlerini bir başkasının sırtından çözme sorunu olarak da düşünülebilir. Şimdi mesela Gürcistan'a bir şey var. NATO'ya giriyor Gürcistan. NATO'ya girmek için mücadele etti. Ama buna karşılık burada bir güvenlik sisteminden bahsediliyor bölgesel olarak. Ve bu güvenlik sistemi bir yandan NATO, diğer taraftan yerel güvenlik sistemi dediğiniz zaman zaten Gürcistan otomatik olarak başka bir bloğun parçası yapar ve buranın içindeki bütünlükten uzaklaştırır. Çok basit bir örnek. Diğer tarafta yine aynı şekilde hep konuştuğumuz Dağlık Karabağ sorunu. Dağlık Karabağ sorununun görünebilir bir çözümü yoktur. Orada bir Minsk grubu diye bir şey kurmuşlar. Bir sürü ülke var. Burada hiç başkan 3 tane. Ama başkanlardan başka burada 7 tane daha ülke var. İsmini bile hatırlamazsınız. Agit öbür tarafta oturur ama bunların hiçbirine çözüm getirir ne bir şey. Devamlı bir tekim projeler üretirler. Bu projelerin hiçbirine yapılabilirliği de yoktur. Dolayısıyla gerçek anlamda niyet olmadığı sürece bunun bir tek çözümü var. Kendi arasında tarafların anlaşmaya varabilmeleri. Başkalarını işin içine sokarsanız buradan da bir yere gidemiyorsunuz. Yine aynı şekilde mesela da burada ülkelerin değişik başka düşünceleri de var. Bir kısmı Azerbaycan dahil Batı ile bütünleşmeyi de bu anlamda ön plana çıkarabiliyor. Ama aynı zamanda bu ülkeler BDT üyeleri. Yani başka bir deyişle Rusya'nın ekonomik açıdan yaratmış olduğu bir gümrük birliği sisteminin parçası. Yani iki kimlikli olarak düşünülebilecek noktadalar. Yine aynı şekilde mülkiyetlik yapı. Sabahtan beri dinliyoruz. Aslında burada yeknesak bir, yani Kafkas halkları diye düşünmek lazım. Mülkiyetlik bir yapı var. Ve buradan da mütecanis bir toplum yapısı çıkarmak mümkün değildir. Dolayısıyla bunun içinden, yani demokrasi dünyanın en muhteşem sistemidir diye bir iddiada bulmak mümkün değil. Bir adım daha ileri gideyim. Bugün demokrasinin fazileti dahi tartışılmaya açıldı. Biliyorsunuz dünyada popülizm ve ırkçılık çok ön plana çıkıyor. Ve bugün otokratik rejimler, Amerika'da dahi Trump, Macron vesaire hepsi otokratik rejimler haline dönüşüyorlar. Yani buradaki insanlar kendilerine tekrar eski güçlerini ve ekonomik ağırlıklarını hissettirebilmek noktasına geri dönüş arıyorlar. Bu arayış içinde de başlarına daha bu yönde söylem geliştiren liderleri getiriyorlar. Biraz evvel Vahit Bey çok net bir biçimde dile getirdi. Yani netice itibariyle lider fıkranı var ama bunu lider fıkranı diye değil ben, beklentiler kapsamında yanlış liderlerin dünya gidişatından farklı bir noktaya işi götürmeye çalışan liderlerin iş başına getirilmesinin maalesef bir felaketi olarak da değerlendiriyorum. Son böyle bir şey, sınırlar da aslında bu bölgede fevkalade sunidir. Bu sınırları da yaratan sonuç itibariyle Sovyetler Birliği'dir. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Çok basit bir örnek. Ermenistan İran'la sınırdaştır. Buna karşılık Nahçıvan'la Anakara ayrışmıştır. Bugün Ermenistan Laçin bölgesi dışında 7 reyonda İkisini tutacağım, beşini bırakabilirim ihtimal diye müzakerelerde müzakere ediyor. Ama Laçin bölgesini kesin bırakmam diyor. Niye? Çünkü Karabağ ile arasındaki bağlantıyı kurabilecek tek nokta olarak görüyor. Peki bunu yaparken net olalım. Azerbaycan'ın da Nahçıvan'la bütünleşmek hak ve hukuku yok budur. Oturup burada peki siz de oradan fedakarlıkta bulunup bu bölgeden o birleşmeyi sağlayacak koridoru açın dediğiniz zaman o olmaz oluyor. Yani netice itibariyle mülkiyetlik yapı Suni'ydi. Buradaki Sovyetler Birliği döneminde bölge yönet politikasının tezahürleri de ortadan kaldırılamadığı takdirde bölgeye huzur getirebilme ihtimali yoktur. Son sözüm şu olsun, uzatmayayım. Biraz uzadı ama şöyle diyelim.
Efendim, biz Türkiye olarak, bir de onu ben kısaca sizle paylaşmak istiyorum. Bağımsızlığına kavuştuğu zaman, Türkiye Cumhuriyetler diyelim, Azerbaycan da dahil olmak üzere, biz bundan çok mutlu olduk tabiatıyla. Türk dünyası yeniden doğuyor ve yerini alıyor dünyada diye. Ve bu kapsam içinde de tabii bir Huruç Harekatı'na giriştik. Biz buralara hemen koştuk geldik. Hatalarıyla, sevaplarıyla. İki şey söylemek istiyorum. Birincisi Özbekistan'a gitmiştim. Özbekistan'da konuşurken şey olarak bir görevle gönderildim. 1995 yılında yeniydi konular. Bana çok net bir şey söylendi. Bir ağa baba yeter, ikincisi fazladır. Yani başka bir deyişle bizim Türkiye olarak buraya eşitler arasında işbirliği yapmak için gitmemiz esastı. Yoksa oraya bir abi olarak gidip ilişkimizi geliştirmek istememizin bir anlamı yoktu. Bunu da bize net bir biçimde muhataplarımızın hepsi söylediler. Biz eşitler arasında ilişki istiyoruz. Bunun ötesinde abi, Rusya'dan kurtulup yeni bir abiye yönelmek de bizim için geçerli değildir dediler. Yine bu. İkincisi, biz Kafkas bölgesiyle ilgili olarak da yola çıktığımızda Rusya ile karşılıklı olarak bir gerçeği fark ettik. Kafkasya, Rusya olmadan huzura kavuşamaz. Ama Türkiye olmadan da huzur bulma imkanını yitirir. Dolayısıyla burada her halükarda Rusya ve Türkiye'nin birlikte bu bölgeye barış ve huzur getirmesi gerektirir. Nitekim uzun tecrübelerden sonra bir ortak komisyon kurdu Türkiye ile Rusya ve Kafkas meselelerini bu ortak komisyonda birlikte görüşmeye devam ederiz. Başka bir ifadeyle Türkiye olmadan, bir arka bahçe gibi düşünün, Türkiye'de her şeye rağmen güçlü bir ülkedir. Türkiye olmadan Kafkaslar'da huzur ve barış yok. Ama Türkiye'nin tek başına buraya huzur ve barış getirebilme şans ve ihtimali de yok. Dolayısıyla işbirliği halinde hep birlikte başarıya ulaşabilme ihtimalimiz güçlüdür. 21. yüzyıldaki gelecek de, onu herhalde daha sonra eğer ihtiyaç olursa konuşuruz. 21. yüzyıldaki gelecek de bu dünyanın ne kadar ciddi bir şekilde kendi kendini bir felakete sürüklediğini göstermektedir. Bütün rakamlara girmeyin buraya. Buradan geri dönüşü olmaması kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla bu koşullarda artık birbirimize tam tabiriyle söyleyeyim, yemek yerine oturup dünyanın geleceğinin nasıl inşa edileceği konusu üzerine eğilip bunun çözümüyle ilgili ortak projeler geliştirmemiz çok daha ağırlık ve önem taşımaktadır diyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür ediyoruz.